Ne? Teşekkür ederim. Şöyle biraz daha. Çok uzun zamandır biz görmüyoruz. Röportajı. Orada alayım. Fotoğraf çekimi yaptık. Bir yandan devam ediyorlar. Okey. Tamam. Wow, soğukmuştu arkadaşlar. Çok kısa sizi tutmayalım fazla mı? Özlemişiz Elisa Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok fazla göremiyoruz sizi gecelerde. Bundan sonra biraz sık göreceksiniz çünkü filmimiz çıkıyor. Evet, hayırlı olsun diyelim. Yılbaşı ederim. Gecesi. 30 Aralık'ta çıkıyor. Hı-hı. Filmin adı Yılbaşı Gecesi. Evet. Disney Plus'ta. Çok eğlenceli film. Tavsiye ederim, seyredin. Çok güzel bir komedi olduğunu biz düşünüyoruz. İnşallah herkes öyle düşünür. Evet. Şahane bir kadro var. Siz sonradan ben anlatıyorum. Kesinlikle ama. Kesinlikle zaten 30-25 yıllık gazeteci kimliğiniz ne? Doğru, aynen öyle. Bravo. Çok güzel bir oyuncu kadrosu var. Tam bir eğlenme, gülme, neşelenme filmi. Bir yılbaşı gecesinde geçiyor. Aslında pandeminin bitmek üzere olduğu bir yılbaşı gecesinde geçiyor. Bu geçen yılbaşı da olabilir, bu yılbaşı da olabilir. Son anda yılbaşı planları suya düşen 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Biraz vakalar artmış aniden. Son anda bu sebeple yılbaşı planları suya düşen bir ailenin bir son dakika planıyla sitedeki tanımadığımız komşuları çağıralım. Neden olmasın diye başladığı bir gecede geçen bir macera. Efendim dijital platform dediniz. Evet. Bir senarist olarak dijital platformlar sizi daha özür diliyor mu? Kılıyor. Daha doğrusu şu açıdan daha özgür kılıyor. Benim komedimde böyle büyük işte küfür vesaire falan yok aslında ama televizyona dizi yapmaya kalksam 160-170 dakika isteyecekler. Bu da artık imkansız hale geldi komedide. Onun için dijital platformda 40-45 dakika, senede 8 bölüm daha insani şartlarda çalışarak ve birazcık senaryonun üzerinde rahat revizyon yaparak, geri dönüp bakarak, düzeltmeler yaparak daha içimize sinen işler yapabiliyoruz. Yani 160-170 dakika komedi dizisi zaten yok da galiba şu an ana akım, yani televizyonlarda, televizyon kanallarında olmama sebebi de belli. En son bendim galiba, Jest Sosyete ile sonuna kadar direnen. Ama şimdi onu da artık yani şey yapılacak, yani mümkün değil. Yapılması, yazılması, oynanması, hakkını vererek yapılması bence biraz mümkün değil. Peki bu dijital alanlarla birlikte farklı komedi dalları da doğdu diyebiliriz. Gibi'yi takip ediyor musunuz bilmiyorum. Bayılıyorum. Ama konuşanlar var keza aynı şekilde. Bayılıyorum. Birçok dijital platformda da başka evet. İşler var. Siz nasıl buluyorsunuz? Bizim kuşak çok iyi bir kuşaktı. Çok mizah açısından şahane insanlar çıkardı. Ama şu anda da bence güzel, verimli bir ortam var mizah açısından. Ben bütün genç arkadaşlarımı da beğeniyorum. Yani Doğu Demirkol falan gibi isimleri saymaya gerek yok. Artık onlar çok popüler isimler. Ama ben mesela Gibi'ye bayılıyorum dizi olarak. İşte Çağlar Çorumlu'nun dizisine bayılıyorum. Birçok takip ettiğim stand-upçı var. İşte Baturay Özdemir gibi, Yavuz Günal gibi filan. Bence şahane mizah adamları var gençlerden. Evet, peki bu dijital platformlarla birlikte biliyorsunuz sinemada da bir kan kaybı yaşanabilme durumu olacak. Sizin maalesef, 5 milyon kişilik bir filminiz daha olduğu için... 5,5 milyon mu? Ya az evet, çok rakamlar gidiyor. Sıkıntı şu evet. Artık film yapmak şu açıdan riskli. Yani sinemanın ölmesini istemiyoruz. Fakat bu yıl hala biraz pandeminin etkisi var bir. İkincisi ekonomik olarak iki farklı zorluk var. Birincisi filmlerin maliyeti çok yükseldi. Yani bir filmin, iyi bir filmin kendini kurtarması için 3 milyon gişe falan yapması lazım. Sadece tapi olması için. Ve bu çok riskli bir şey. Onun dışında da sinemaya giden insan sayısı daha az. Hala daha insanlar alışamadı yani işte pandemi, maskeyle mi oturalım, maskesiz mi oturalım vesaire. Bu kış biraz bence böyle geçecek. Belki bahara doğru düzelir ama gelecek yıla bence sinemalar canlanacak. Ben sinemaya bayılıyorum. Bu filmi aslında sinema için planlamıştım. Ama ben tam yazarken hakikaten vakalar arttı. Evet. Ve o riski açıkçası alamadım.
peki. İnşallah öylesi olsun diyelim yılbaşı gecesi de. Size de eğlenceler dilerim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Soğuk havada bayağı uzun tuttuk sizi. Olsun. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsın? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Harika bir geceydi. Neler söyleyeceksiniz? Süper. Geçen sene de aynı gün, aynı yerde röportaj vermiştik. Güzel bir geceydi. Arkadaşlarımızın daveti güzel oldu. Kaçırıyorsunuz. Bak aleyhine geçiyor. İyi akşamlar dilerim. Çok İyi akşamlar. Çok güzel. Daha gelmedi. İyi akşamlar Aleyna Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Siz? Çok teşekkür ederiz. Katre. Beni suslu yakaladınız bu sefer. Evet maşallah bazı günler... Makyaj da yaptım bugün. Bugün bayağı bir hazırlanmışsınız. Sizi hazırlatan... Sizi şaşırttım. Beni hazırlatan güç Oğuz tabii ki de. Baştan sona beni giydirdi sağ olsun. Arada bir giyinmek lazım yani hani... Ben çok biliyorsunuz sevmiyorum giyinmeyi yani evet, bir kot bir tişört. Ama arada böyle giyiniyorum yani iyi de hissediyorum. Bazen de bir giydiğinizi bir çıkarmıyorsunuz galiba geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Yo yalan haber o. Doğru değil. Ben sadece yüzümü göstermek istemedim o gün. Teşekkürler. Kaçı peki, çok soğuk. Peki Aleyna Hanım çok güzel biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dönen bir şey var. 500 TL'ye Aleyna dövmesi yaptıran bir genç konuşuluyor. Evet. Gördünüz mü videoyu? Yorumunuz nedir? Çok tatlı, ediyorum. Çok tatlı. Aşırı ama çok ufak olduğu için dövme yapma kararı... Para mı ufak, çocuk mu ufak? Çocuk ufak yani dövme yapma kararı alacak bir yaşta değil. Bir tık istismar olmuş. Üzüldüm onun adına. Çok tatlı aslında. Öyle yani. Ulaşacak mısınız o arkadaşa var mı? Hani çünkü yüzünde Aleyna Tilki yazıyor. Yani bilmiyorum ama çok tatlı izliyorsa öpüyorum onu ama bir tık tabii çocuk yani daha dövme yaptırır mısın diye soranda hata var yani. Bir tık istismar sonuçta yani o kadar büyük bir çocuk değil. Sizin dövmeye bakış açınız nedir peki? Benim dövmelerim var ben evet, seviyorum. Ama siz ama... de çocukken yaptırmamışsınız. Ama... 18'e girmeden. Evet, hocanın dediğini yapma, yaptığını yapma. Çok enteresan. Tüm yaşıtlarıma çocuğum, yavrum falan evet, diye yaklaşıyorum. Kendimi bir hatırlıyorum sonra. Ben de bayağı ufam ama unutturmuşlar benim çocuk olduğumu o yüzden. Biraz büyümedi mi artık peki Aleyna Tilki? Büyümüş mü? Ya ama siz karar verin. Peki ilişki haberleri var birçok... Yok ilişkim yok. Yok ilişkim yok. Aşka ben bakış ben, yok ben yani sevgililik gibi tarzı şeylere çok inanmıyorum. Teşekkür ederim. Neye inanıyor peki Aleyna Tilki? Daha gerçekçi şeylere. Gerçek aşkı bulacağınıza inanıyor musunuz peki? Ya da arayışta mısınız? Yok arayışta değilim. Yani ben zaten her zaman aşık bir insanım. Doğayı çok seviyorum her şeye. Yani güzel olan her şeye aşığım zaten. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Beraber giydik. Evet, iyi akşamlar Çağla. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Harikayız. Muhteşem bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir gece. Biz de yeni geldik. Bakalım. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Peki nasıl geçiyor çekimler? Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Ekip arkadaşlarımızla birlikte eğlenceli günlerimiz geçiyor. Çalışıyoruz yoğun tempoyla. Evet. Küçük düğünden beri bildiğimiz bir oyuncusu. Neler değişti kariyerinde? Şu an nasıl bir noktadasın? Kendini nasıl görüyorsun? Hedeflerin neler? Yani hedeflerim daha da üstüne koymak. İlerleyen zamanlarda dönüp baktığım zaman gerilememiş olduğumu görmek istiyorum. Her zaman üstüne koyarak ilerlemiş olduğumu görmek istiyorum. Bakalım güzel. İnşallah. Setlerde olmaktan mutluyum. Harika. Çalışmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar.